Gençler geldik noktalama işaretlerinin ikinci kısmına. Üç videoda bitirecektik kampımızın bu videosunda. Noktalama işaretleri. Üç nokta. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konulur. Tamamlanmamış cümle ne demektir? Yüklemi söylenmemiş ya da yüklemi olmayan tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları ne? Var mı, bitti mi, yok mu? Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenle açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Bu sırrı sadece E nokta nokta vermemiş. Alıntılarda başta, ortada, sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. Bak, orayı söylememiş. Burası onun ihtiyacı. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için yapılır. Sana uğurlar olsun. Nokta 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 ayrılıyor yorumumuz. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılırmış. Bakalım nasıl bir özellik. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Bak bırak. Boş bırakmış. Eksik bırakılan yerlere. Ünlem ve seslendirmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Annesi onu bir bakışla tanıdı. Osman. Tabii konuşmada daha ziyade kullanılır. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. Kullanılır mı? Kullanılmaz. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. Yani şunu da veya şunu yapamayız. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Nasıl da akşam oldu? Bak ünlem ya da soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Soru işareti soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna gelir, değil mi? Söylediklerimi anladınız mı? Nasıl gidebilirim? Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna gelir mi? Gelir. Yani şu demek. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Adınız nedir demiyor. Adınız. Bu da bir soru anlamı taşıyor. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır mı? Kullanılır. Mesela Yunus Emre bak doğum yeri bilinmiyor. 1496 şüpheli bakılıyor buna. Bu o parantez içerisindeki şu soru işareti yani net değil. Bir geri bir ileri olabilir. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona kullanılır. Bak bir tane burada ek var bir de burada. Buraya koyamayız artık. Sona koymak zorundayız. Metin içinde mı eki cümleye zaman anlamı katıyorsa cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Hava karardı mı eve gideriz. Bu neyin yerine aynı zamanda kullanılmıştır? Şöyle diyebilir miyim ben bunu? Hava kararınca eve gideriz. Aynı anlamda mı? Evet, aynı anlamda. Hava karardı mı eve gideriz? Hava kararınca eve gideriz yani. Ve şu da var değil mi? Pekiştirme anlamı da katar. Güzel mi güzel bir ceket. Bu da pekiştirme anlamı katmıştır. Ünlem işareti sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna kullanılır. Ünlem işareti biraz daha böyle ziyade konuşma dilinde anlaşılır. Su ne kadar da soğuk. Üzerime pek de sorabilecek bir işareti değil ama yine çıkma ihtimali var elbet. Ne mutlu sizin gibilere. Yani bunu bulmamız için anlamın tamamına bakmalıyız ve bazı kelimelere de gizlenmiş olabilir. Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Dikkat et, üzerine çamur sıçramasın. Mesela bunu verdi ÖSYM diyelim. Dikkat et. Boş bıraktı. Tamam mı? Üzerine çamur sıçraması. Şimdi sen baktın dikkat et bir uyarı var değil mi? Buraya uyarı da ekleyebilir. Uyarılardan sonra da gelebilir. Ünlem işareti. Seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonuna da gelebilir. Eyvah! Yine geç kaldım. Bak nokta. Buraya da gelebilir. Ama cümlenin sonuna da gelebilir her iki durumda. Alay, kinaye veya küçümseme gibi anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır mı? Kullanılır. Bak kendi halinde biriymiş. Güya küçümseme kimsenin işine burnunu sokmazmış. Güya sokmazmış. Bakalım çok fazla kaldıysa ben bir dahaki derste de devam edeceğim. Çünkü bunu 3 video halinde ayırmıştım gençler.
Bunun tabii birkaç tane de sorusu var. Bakalım. Ben buna birkaç tane de soru ayırmıştım. Bakalım nasıl sorular var. Tırnak işareti diyelim. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi. Yani ne demek? Değiştirilmeden aktarılan sözler için kullanılır. Peyami Safa bak der. Bu direkt Peyami Safa'dan alınan bir cümle midir? Evet. Değiştirilmemiş direkt. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti. Tırnak içine alınır. Bak şu var ya. Bu tırnak içine alınır. Yani dışarıya bırakılmaz. Yani şöyle değil. Okuruz yani şu cümleye bak. Okuruz. Tırnağı kapat şöyle der. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunu cümlenin içine alacaksın. Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak kapatılır ve cümle küçük harfle devam eder. Yani şunun gibi bak devam etmiş. O kadar. Bak Andre git. Yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır. Bunu içeri aldı. Bunu küçük harfle başlattı. Bu kadar. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. En yakınımız bile olsak kaldırıma bak. Özel, 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 özel değil mi? Yani bunları tırnak içine almış. Ama sen sınavda böyle bir şey gördün mü? Anadolu diyeceksin. Allah Allah buraya ne gelebilir? Bir tane kelime böyle. Bakacaksın kelimenin bir sağında bir solunda varsa demek ki başka bir şey gelemez ki. Cümle içerisinde virgüle gitmeyin sakın. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır değil mi? Bak burada tırnak içine almış. Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Necip Fazıl'ın çilesini. Yani şöyle yapamazsınız değil mi? Çile sini. Böyle bir şey kesinlikle yapamazsınız. Kesme işareti. Kesme işaretinde bırakıyorum gençler. Hatta şuraya kesme işareti yapayım. Böyle şuraya kesme işareti yazayım. Bundan sonraki videoda da kesme işaretine bakacağız. Bundan sonraki videoda da kesmeye bakacağız. Önümden birkaç tane soru var. Mesela bir tane soruya bakmak isterim. Bakalım hangi soru hangisini çözerim. Yazımla ilgili sorular da var. Ben onları bir sonraki videoda karışık olarak çözmek istiyorum gençler. Mesela şu soruya bir bakalım hemen. Bir kentin renkleri olabilir mi? Çocukluğumu geçirdiğim İstanbul'un rüyalarıma bile giden renkleri vardı. Ne? Bu gelebilir mi? Hayır. Nokta. Açıklama gelmiyor ki bu olsun. İki nokta gelsin. Mesela evlerin yakut kırmızısı, zebercet yesi, yeşili, gece mavisi, kehribar sarısı kapıları gibi hiç çıkmaz sarısı kapıları hiç çıkmaz aklımdan. Çocukken hepsini hayran hayran izler. Bak. Virgül. Niye virgül? Niye noktalı virgül değil? Noktalı virgül olursa virgüllerle ayrılmış parçaların olması gerekiyor. Bunu da eledik. Bu da gitti. Tamam. Bak buraya kadar hepsi var. Şimdi zaten bu çok ayrıcı bir şey. O iki noktayla noktalı virgül çok ayrıcı bir şey. Şimdi gökdelenlerin karanlık camlarının renkleri süslüyor şehri. Ben de o korkunç binaları her gördüğümde içimden haykırıyorum. İçimden haykırıyorum. Çocukluğumun renkleri geri dönün. Bak. Çocukluğumun renkleri geri dönün. Şimdi ben de o korkunç binaları her gördüğümde içimden haykırıyorum. O zaman bir açıklama geliyor değil mi? Bu gelecek. Zaten buraya da ünlem gelecek. Yani cevabı Adana. Basit bir soru arkadaşlar. Adana. Bunu da burada bitirdik gençler. Bir sonraki derste de noktalamanın 3. ve son videosuna bakacağız ve örnek soruları çözeceğiz elimizdekileri. Gençler görüşmek dileğiyle.